Esselamu Aleyküm, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler için çikolatalı makaron yapacağız. Yapımı çok kolay, oldukça da keyifli. Bunu yapmak için tartı şart. Bademli bisküvisi arasındaki çikolatayla efsane bir tat ve sadece 4 tane malzemeyle. 100 gram badem tozumuzu, 100 gram pudra şekerimizi tartalım. Ardından toz şekerimizi ve yumurta akımız 80 gram gelecek şekilde tartalım. Badem tozumuzu ve pudra şekerimizi robota alalım. Aralıklı olma şartıyla 3 kere de çekelim. Bu sayede pürüzsüz olacak. Robottan çekmiş olduğumuz pudra şekeri ile badem tozumuzu elekten geçirelim. Bazıları sadece elekten geçirir ama biz işimizi garantiye almak için hem robottan hem de elekten geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi mutlaka parçalar kalıyor. Bu karışımımız kenarda beklerken yumurta beyazlarımızı mikserle çırpmaya başlayalım. Aklarımız kar haline gelmeye başladığında 3 kere de şekerlerimizi ekleyelim. Kar haline gelen yumurta beyazlarımız bu şekilde dik duruyorsa bu iş tamam demektir. Yumurta aklarımızı badem tozu karışımının içine ilave edelim. Homojen hale gelinceye kadar karıştıralım. Burada yumurta beyazlarımızın köpüğü sönmesin diye bir derdimiz yok. O yüzden rahat rahat karıştıralım. Burada dikkat etmemiz gereken ne çok karıştırılacak ne de az karıştırılacak. Hamurumuz bu hale olduğunda oldu demektir. İlk yapmada başaramadıysanız hiç önemli değil. Bu işi yapa yapa öğreneceksiniz. Hamurumuzu sıkma poşetine ya da sıkma torbasına alıp gördüğünüz gibi daireler elde edelim. Üstleri kuruyana kadar en az 1 saat bekletelim. Bu arada iç harcı için çikolatalı ganajı hazırlayalım. Bunun için sıvı kremamızı cezveye alıp kaynar hale gelse kadar ısıtalım. Kremamızı ocaktan alıp 200 gram bitter çikolatamızı ekleyip eriyene kadar çırpalım. Ilık hale geldiğinde 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Kenarda bekleyen ve üstleri kuruyan makaron hamurumuz fırına girmeye hazır. 145 derecelik fırına 12 ile 15 dakika arası pişirelim. Herkesin fırınına göre değişir. 12 dakika sonra makaronlarımız çok güzel bir şekilde pişti. Buzdolabında bekleyen çikolata ganajımızı sıkma torbasına alıp makaronlarımızın üstüne sıkalım. Makaronlarımızın iç kısmını hafiften bastırırsak daha iyi sonuçlar elde ederiz. Sıkma işlemimiz bittikten sonra üst kısımlarını geri kalan makaronla kapatalım. Gördüğünüz gibi yapılması çok kolay ve çok zevkli olan bu makaronları yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz yaptıktan sonra buzluğa atıp istediğiniz zaman çıkartıp 5-10 dakika beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.